12 yaşında marangoz dükkanında çırak olarak işe başlayan 56 yaşındaki Yılmaz Kiriş, 44 yıldır marangozluk mesleğini sürdürüyor. Sanayide açtığı atölyesinde birçok farklı çalışmaya imza atan Kiriş, Bulgaristan ve Yunanistan başta olmak üzere Avrupa ülkelerinden de sipariş alıyor. Minber, mihrap, yurt dışından da sipariş alıyoruz. Mesela şimdi Bulgaristan'da daha ağırlıklı, Yunan'dan da müşterilerimiz var ama şimdi onlar da böyle kütük falan çok istediklerini Yunanistan'a. Bulgaristan'daki vatandaşlar genelde mutfak dolabı ağırlıklı. Biz mesela orada çok mutfak dolabı götürdük. Sofya'ya, Varna'ya, bir sürü Bulgaristan'ın illerine mutfak dolabı yapıp kendimiz buradan montajını yaptık. Bulgaristan'da mescitler oluyor, camiler oluyor, ibadethaneler. Bunları da bizi araştırarak mesela Mükürük kanalıyla bulanlar oldu. İşte Sofya Mescidi bunların başında gelip bize işte binber ustası Edirne'de yapan bizi bildiğine. Biz bunları bir tane Sofya'da bir cami yaptık böyle. Tabii onlar şimdi onlar onu görünce bir tane daha ihtiyaç oldu. Derken bir tane daha böyle ibadethaneler açılmaya başladı Bulgaristan'da. Edirne'de Ahmet Yesevi Camii'nin bütün ahşaplarını ben yaptım. Atik Ali Paşa'nın bütün kapı doğramalarını ben yaptım. Şu anda mesela sokullamamız restorasyonunu yapıyoruz biz orada. Çalışanlar burada arkadaşlarla hep beraber kimsenin yapamadığı işleri, mesela marangozların, sanayide marangozların da yapamadıkları işleri bize getirdikleri oldu. Kiriş Çıraklık Okulu'ndan gelen öğrencileri de işi öğretmeye çalıştıklarını da aktardı. Çırak olarak kurs gören 18 yaşındaki Mert Çalar, mesleğini yaparken çok keyif aldığını ifade etti. Yılmaz abinin yanında çalışıyorum. İşi yaparken çok keyif alıyorum. Bence diğer gençlerin de bu işe yönelmesi gerekiyor. Çünkü bu işi yapanların sayısı çok azaldı. Neredeyse çırak yok bu işi yapanları. Ben seviyorum. Bu iş üzerinde ilerlemeyi düşünüyorum. 10 yaşında çırak olarak girdim ortaokuldan ayrılınca. Ondan sonra hiç bırakamadım. Arada tabii ki devlet hizmetinde bulundum 20 sene. Emekli olduğum halde ilerlemiş yaşa rağmen hala meslekten kopamıyorum çalışmaya dair. Mobilya, ahşap, her türlü şeyleri üretebiliyoruz. Bilhassa ahşap ağırlıklı süsleme sanatı, restorasyon, bu işlerde çalışıyoruz.